Bu bölümde mockup uygulaması göreceğiz. Bu şekilde hazır şablonlar var, hazır modeller. Bu mockup'lara kendi logomuzu adapte edebiliyoruz. Öncelikle gördüğünüz gibi mockup'lar bu şekilde PSD yani katmanlı dosyalar olarak geliyor. Ve burada belirgin bir şekilde place your logo here bunu kırmızıyla işaretlemiş yapan kişi. Yani logonuzu buraya yerleştirin ifadesi var. Şimdi biz buraya bu Adidas logosunu yerleştireceğiz. Bunun için şuradaki küçük ikona yani akıllı nesne ikonuna çift tıklamam gerekiyor. Çift tıklayınca ayrı bir dosya yani PSB dosyası olarak logoyu açtı. Gördüğünüz gibi gri bir efekt verilmiş logoya. Şimdi ben kendi logomu alıp buraya sürüklüyorum ve bırakıyorum. Logo geldikten sonra Ctrl T ile Transform'a girip biraz büyütüyorum logoyu. Onaylıyorum. Son yapmam gereken şey alttaki orijinal logoda var olan o gri efekti kendi logoma da uygulamak. Bunun için alt tuşuna basarak şuradaki FX yani efekt ikonunu tutup kendi logoma atıyorum. Sonra alttaki logoyu çöpe atabilirim. Şu an sadece benim logom görünüyor. Ve yapmam gereken tek bir işlem kaldı. O da File, Save, Kaydet işlemi yapıyorum. Ve mucize gerçekleşiyor. Bunun gibi birçok mockup'ı internetten bulabilirsiniz. Yani tişört olabilir, bardak olabilir, şapkalar olabilir veya tabela olabilir, kartvizit olabilir. Bu çalışmaları PSD olarak alıyorsunuz, Photoshop'ta açıyorsunuz ve kendi logonuzu, kendi yazınızı bunlara adapte edebiliyorsunuz. Photoshop'un 2023 versiyonunda yapay zeka içerikli birçok pratik kullanım var. Eğer Photoshop'a sıfırdan başlamak gibi bir niyetiniz varsa Udemy'de yeni hazırladığım sıfırdan Adobe Photoshop 2023 versiyonlu eğitimimi incelemenizi tavsiye ederim. Açıklamalar kısmına indirimli linki bırakacağım. Hepinize başarılar, sevgiler.